Arkadaşlar, oyun gezegeni kanalımızın yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda Clash of Clans Klan Savaşları 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet, bir önceki bölümde biliyorsunuz biraz ağır bir galibiyet almıştık. Bu savaşta biraz daha kendimize denk bir rakip bulduk. Ancak bu savaştan da yüzümüzün akıyla çıkmayı başardık. Arkadaşlar, şöyle hemen size savaş istatistiklerini gösteriyorum. İki takım da 20'şer saldırı kullandı. Biz 16 saldırı kazandık. Onlar 18. 4 tane kaybettik. Onlar 2 tane kaybetti. Ancak biz 5-3 yıldız. Onlar 4-3 yıldız. Onlar 1 tane 1 yıldız. Biz 2 tane 1 yıldız. 3 tane 2 yıldızımız. Ve karşı tarafın 4 tane 2 yıldızı var arkadaşlar. Ortalama hasar bizim %82.9, karşı tarafın %75.6. Karşı düşmanımıza baktığımız zaman uluslararası olarak gözüküyor ve 127 savaş kazanmışlar. Bayağı aslında 6 level bir klan ve bayağı kuvvetli bir klana benziyor. Dur, bizim ilk karşımıza çıktığında takılabileceğimizi düşünüyorduk, ancak bu savaştan da yüzümüzün akıyla çıkmayı başardık arkadaşlar. İlk başta hemen isterseniz en kahramanca saldırıları göstereyim. 2 numaramız Hüseyin'in saldırısı. Bu rakibin 3 numarasında yapmış olduğu bizim klanımızın şu anlık sabit saldırı şekillerinden birisi olan Golem Pekka Büyücü GoVP saldırısını izliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük haberat hızlandıralım. Çünkü birçok savaş var. Golem büyücü saldı. Buradan aynı şekilde sol taraftan golem büyücü ve alttan bayağı, gördüğünüz gibi bayağı geniş bir şekilde salıyor ki en azından yüzdesini de yüksek tutmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz bu 10 level köylerde golem tabi büyücüler genellikle çevreyi temizliyor, ama asıl olayı bitiren kahramanlar. Evet, burada atlatma büyüsünü kullandı. Pekka'larını ve kralını içine soktu. Son öfke büyüsüyle zaten klan kalesini yıktı. Ve bundan klan kalesinden bir tazı çıktı. Burada kraliçesini bayağı oyaladı. Nefret ediyorum klan kalesinden tazı çıktığı zaman. Benim kraliçem şu an yükseltmeli olduğu için ben bu savaşa katılamadım arkadaşlar. Ancak arkadaşlar benim yokluğumu hissettirmemişler. Kendilerini şimdiden tekrar tebrik ediyorum. %49 kraliçesi zaten 27 level kraliçesiyle %50'yi tamamladı ve savunma birimlerinin görmediği yerlere okçularını bıraktı. Elinde 3 adet de büyücüsü var arkadaşlar. Ve bundan sonrası yüzde için devam etti. Bakalım, evet, %59'la Hüseyin kardeşimi tebrik ediyorum. Klanımıza 2 yıldız kazandırdı. Karşı rakibinkine de bakalım en kahramanca saldırısı 8 numara. Bizim 9 numaramıza 7 level 8 level bir köy ve birinci saldırısı yapıyor. 2 tane birinciyle klan kalesini boşalttı. Klan kalesinden 4 level ejder. Bir okçuyla ejderi çekti. Zehir büyüsünü attı. Okçularıyla ejderi öldürdü ve birincilerini saldı. Bildiğimiz standart bir birinci saldırısı gibi olmuş. Hepsini tek bir noktadan saldı. Birinciler 8 level köylerde ve 4 level birincisiyle bir nevi şaka şaka temizledi arkadaşlar. Arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim savaş haritamıza. Tabii ki ilk başta kendi saldırılarımızı göstereceğim. 3 yıldız olanlardan göstereyim. Rakibin 6 numarasında bizim 6 numaramız. Şöyle göstereyim. Zehra yapmış, ancak Zehra Cerberus benim çok takıldığım ve sevdiğim arkadaşım. Mustafa'nın eşinin köyüydü, ancak şu an ikisinde kendisi ilerliyor benim gibi. Çünkü bu da benim eşimin köyüydü. Kendisi 6 numaraya
%100 yaptığına göre güzel bir saldırı yapmışız. Zaten kendisinin bu oyundaki strateji bilgisi çok iyi. Ama karşısına çıkan köyde birazcık zayıf gibi duruyor. Neyse. Gene şimdiden 3 yıldızı aldığı için tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi Golem büyücü. Pekka. Bu tip geniş köylerde arkadaşlar Pekka çok işe yarayan bir asker aslında. Hani cadı madı olur mu derseniz olmaz. Çünkü aralarda her yere bomba çıkabilir. Ve cadı ve büyücülerinizi telef edebilir. Pekka can değeri yüksek olduğu için ve hasar da çok yüksek olduğu için bu tip köylerde gayet başarılı. Gördüğünüz gibi burada bir golem, iki Pekka, bir nevi süpürge gibi süpüre süpüre gidiyorlar. Aynı şekilde buradan da kraliçesi 4 tane büyücü ve Pekka süpüre süpüre gitmiş. En son zaten hepsi içeri girince bu orduyu kolay kolay durdurabilirler mi? Durduramazlar. Öfke büyüsüyle 4 tane Tesla var köşede. Onlar biraz risk teşkil ediyordu ancak kraliçesiyle olayı bitirdi. Mustafa'yı bu güzel saldırısı için tebrik ediyorum arkadaşlar. Klanımıza 3 yıldız kazandırdı. Burada da 7 numara yine kendi ana köyüyle yapmış olduğu bir saldırı var. Bir balon saldırısı. Evet, klanımızda yeni yeni kullanılmaya başlanan saldırılardan bir tanesi. Bunun öncülüğünü Mustafa yapıyor. Bize de öğretecek inşallah nasıl yaptığını. Gördüğünüz gibi klan kalesini çekti. Zehir büyüsü ve kraliçesi yardımıyla öldürdü. 2 adet, pardon, 3 adet tazısını saldı. Bir tanesi patladı ve 2 öfke büyüsüyle balonları saldı. Biraz hızlandıralım. Rakibin zaten hava savunmalarında 6 level olduğunu gördük. Hatta bir tanesi 5 leveldi. Yanlış hatırlamıyorsam eşimin köyüyle ben de aynı şekilde böyle bir saldırı yapmaya çalıştım. Balon saldırısı yapmaya çalıştım ancak pek beceremedim ben. Çünkü biz biraz daha golem saldırılarına alıştığımız için bu balon saldırısını yani yapmamız birazcık zaman alacak, öğrenmemiz diyelim. Bundan sonra gördüğünüz gibi temizlik zaten. Patlayan köpeciklerden temizliğe yardım ediyor. Ve klanımıza 3 yıldız kazandırdı. Mustafa'ya tekrardan bir teşekkürlerimi şöyle üstlerden 3 numaraya göstermişim Hüseyin'in en kahramanca saldırısı. Bir de Turgut kardeşimin bir saldırısını göstereyim. Rakibin 2 numarasına. Turgut bu savaşta ben olmadığım için 1 numara. 5 golemle bir saldırı yapıyor. Bu tip köylerde kullanılabilecek en mantıklı saldırı yöntemlerinden bir tanesi. Bir atlamasını buraya attı. Arkasına 4 büyücü. Bir golemini buraya attı. Ancak buraya neden atlama atmadı? Hani bir de attı geç mi? Neden atmadı bilemedim. Buraya bir atlama büyüsünü attı. Bir tane buraya attı. Gördüğünüz gibi bir tane atlama büyüsü elinde kaldı. Aslında şurada zaman kaybetmeyip de bir atlama büyüsüne buraya atsaydı sanırım biraz daha verimli bir saldırı olabilirdi diye düşünüyorum. Klan kalesinden tazı çıkması onun için kötü olmuş. Ancak kraliçesi gördüğünüz gibi köy binasını hedef aldı ve köy binası indirdi %43'te. Kraliçe şu an Tesla ve Cehennem Kulesi maalesef kraliçeyi bitirdi. Elinde %50'yi tamamlayacak asker var mı? Biraz hızlandıralım. Maalesef %47'de kalmış. Canı sağ olsun. Yine kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel saldırısı için. Şöyle rakibimizin 4 en başlatılan saldırılara bir bakalım. Bizim 4 numaramızın Serdar kardeşimin yine rakibin 4 numarasına yapmış olduğu bir saldırı var. Serdar bu aralar şu şifacı sardı. Her savaşında bu şifacı yanında olacak. Niye böyle bir şey yapıyor? Ben daha çözemedik klan olarak biz. Yani şurada şu şifacı kullanmasın amacı tek bir tane. Daha biz çözemedik bunu. Galiba alışkanlık yaptı. Golemlerini saldı. Arkalarından büyücüler.
Hızlandıralım. Kaleden çıkan her zamanki gibi tazı. Burada işte sağlı şifacı. Şifacı burada ne yapıyor? Kimi? Kralını. Yani şu an kralını hedef aldı. Kralını ve Pekka'ya koruyor. Burada da kraliçesi ve 2-3 tane büyücü rakip klan pardon rakip köy binasını indirdi. Şifacı burada 2-3 tane büyücü ama iş yapmış yani burada. Büyücü de şu en azından yüzde almasını sağlamış. Burada 2 tane büyücü bir nevi bu savunma birimine karşı bayağı ayakta tutmuş. Ve bu da nerede ama evet %75'e kadar çıkmasını sağlamış aslında. Kendisini tebrik ediyorum bu güzel saldırısı için. Mustafa'nın saldırısını göstermiştim. Fatih de bizim klan liderimizin saygıdeğer başkanımızın ikinci hesabı. 8 level bir köy. Bir ejder saldırısı izleyeceğiz arkadaşlar. Hava savunmaları görünüyor 3'lü 6 seviye. 8 level köyde maksimum seviyede. Üst taraftan ejderlerin paralel bir şekilde saldı. Klan kalesine balon almış. Balonlara öfke aynıtan zaten direkt savunma birimlerine gittiği için bir ikinci hava savunmasını da indirecekler. Zaten üçüncü hava savunması da ejderin yardımıyla inecek. Eski ejderhacılardan kim kaldı diyorum kendisine ve tebrik ediyorum. Çünkü biz de klana ilk girdiğimiz zamanlarda neyse 7 levelken 8 levelken bütün savaşlarda herkesin olduğu gibi ejder manyağıydık. Deli gibi her şeyde ejder kullanırdık. Şimdi birazcık gelişince ejderi unuttuk. Şöyle bakalım rakibin. Bu rakibin 9 numarasına Serdar'ın bir saldırısı var. Size birazcık şey tuhaf gelebilir. Neden yaptık bunu? Savaşı garantiye almak için bu saldırıyı yaptı. Rakibin 10 numarasına bizim 8 numara Yılmaz'ın bir saldırısını gösterelim. Yine 8 level bir köy. Bir tek hava savunmasının bir tanesi ve bir tanesi 6 level, ikisi 5 level. Ve yine bir ejder saldırısı. Gördüğünüz gibi bir köşeden bayağı geniş bir şekilde ejderlerin paralel şekilde saldı. İki öfke bir şifa stun. Aslında ben yani benim kanaatim şifa büyüsü bence ejderlere çok fayda etmiyor. Bence ejderlerde 3 tane öfke daha iyi olur gibime geliyor. Şifa büyüsünün ejderlere pek fazla etki ettiğini sanmıyorum ben. Bunun yerine kanalımıza 3 yıldız kazanmayı başarmış. Kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şuradan affedersiniz 9 numaraya ben bir saldırı yapmıştım. Eşimin köyüyle dediğim gibi kendi köyümde kraliçesi pek savaşa girmeyi sevmedim. Aslında baktığım zaman 8 level bir köy ejderlerle girsem çok rahat üçleyebileceğim bir köy, ancak askerleri daha önce bastığım için bu askerlerle girmek zorunda kaldım ve %99'da kaldım. Bu aslında biraz da kendi hatamdan dolayı. Çünkü çok rahat aslında alabileceğim bir köydü. Şöyle biraz hızlandırayım. 3 Pekka Golem ve büyücü saldırısı. Aslında gördüğünüz gibi çok rahat ilerliyorum. Şurada biraz daha ilerleteyim. Burada şurada büyücüleri, elimde kalan son büyücüleri sanırım salmakta birazcık aceleci davrandım. Yani bu büyücüleri salmasaydım, en azından elimde bir tane bıraksaydım bu savaşta 3 yıldız alabilecektim çok rahat. Çünkü şurada bir tane saldım, şu son büyücü üstteki bir tek inşaat kulübesini yok etti ve başka hiçbir işe yaramadan öldü. Saniyeler %99'a kaldım kendi hatamdan. Kaynaklanan bir durum oldu bu arkadaşlar. Turgut'un ilk saldırısını gösterdik. Turgut'a hem 2 numara hem 1 numaranın saldırıları var. İkisinin de köyü çok güzel sonu. Hatta bir tanesini göstereyim.
Rakibin bir numarasının saldırısı 3 golem, Pekka ve büyücü saldırısı düşürmüş. Golemlerin hepsini 4, hatta 4 golem göbekten salmış. Atlama büyüsü atmış ama burada sanırım düşünememiş çünkü golemler sadece savunma birimlerine saldırabilen birlikler olarak biliyorsunuz. Doğal olarak golemler de sağa sola ayrılmış. Pekka'yı saldı. Pekka da bu sefer yakınındaki birimlere gitti. Yani göbeğe gitmedi. Burada sağdan ve soldan şekilde salıp hani köşeleri temizleyip ortadan da bir grup salsa rahat bir şekilde girebilirdi diye düşünüyorum. Burada zaten kraliçesinin yeteneğini hemen kullandı ve kraliçesi öldü. Bir tane Pekka'sı var burada. Burada zaten yıldız almasına sanırım yetmeyecek. Evet. Yetmedi ve 48'de kaldı. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim işimize yarayan bir saldırı oldu. Bize yapılan saldırılardan gösterebileceğim. Rakibin bir numarası pek önemli değil. Yani şuna bakalım. Rakibin 5 numarası 22 tane. Evet, farklı bir saldırı. Tam bunu göstereceğim diyordum. Bir Valkyrie saldırısı arkadaşlar. Bir tane birinciyle klan kalesini boşalttı. Köşeye çekti. Zehir büyüsü ve okçularını saldı. Rahatlıkla öldü. Ve 4 tane deprem büyüsü yolu açtı. Birkaç büyücüyle büyük ihtimalle kanalı açmaya çalışıyor ve 2 tane Valkyrie ile 4 seviye bayağı fazla Valkyrie getirmiş. Onları direkt içeri sokmaya şey yapmış. Çalışmış. Biliyorsunuz Valkyrie'ler son seviyede bayağı şiddetli hasar verebilen askerler. Pek fazla sık kullanılmıyor gibi görünse de bayağı bir hasar verebilen bazı askerler. Göbeği de sokmuş aslında Valkyrie'lere. Gördüğünüz gibi ve bu Valkyrie'lere şifa büyüsüyle bayağı bir ölümsüz gibi bir şey oluyorlar diyebiliriz. Burada bir ordu var. Burada bir Valkyrie ordusu var. Bundan sonrası zaten 8 level köy olduğu için başkanın ek hesabı pek fazla da karşı koyamayacaklar bu saldırıya. Güzel bir Valkyrie saldırısıydı. Ben burada rakibi tebrik etmek istiyorum. 22 tane Valkyrie kullanmış. Maşallah diyorum ben sadece. Ondan sonra size ne gösterebilirim. Bu arada bu hafta sonu birazcık yoğun olacağım. Clash of Clans'la ilgili pek video çekemeyebilirim. Ancak önümüzdeki hafta bir klan tanıtımımız olacak. Kendi klanımı tanıtacağım. Ve ayrıca bir de ganimet, hani güzel saldırılar başlığı altında bir Clash of Clans'la ilgili bir videomuz olacak. Hafta sonu kanalımıza özgü serilerden olan günün maçı serisi devam edecek. Onda aksama olmayacak. Lig maçlarında o gün oynanan maçların PES 2016'da oyun motorunun kendi kendine oynadığı ve sonuçlarını kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi, yorum atmanızı, fikirlerinizi, önerilerinizi, ne yapmamı istediğinizi belirtirseniz beni de bu konuda mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok kolay. Burada bizim 9 ve 10 numara, burada ganimete girdik. Çünkü savaş garantiydi. 10 kişilikten bir savaş yaptık. 27 kişilik bir üyeliğimiz var. Şu anda klanımız yavaş yavaş bir genişleme diyelim. Büyüme aşamasında ufak tefek bir alımlarımız oluyor. Ancak tabi biz klana alımlarda biraz daha seçici davranıyoruz. Yaş şeyimiz olsun çünkü nasıl diyeyim size, muhakkak sizin de şeyiniz var ama kimseye kırmak istemem. Biraz daha klanımızın yaş ortalaması yüksek bizim. Ortalama 26-27 civarı bir yaş ortalamamız var. O yüzden klan alımlarımızı bu seviyede yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında çok kişinin de kırmızı 27 kişi olmamıza rağmen çoğu kişi yükseltmelerde olduğu için pek savaşa girmek istemiyor. Buna ben de dahil.
Kraliçem şu anda 3 gün 22 saat var ve 22. seviyeye yükseliyor. Büyük ihtimalle kara ekserinde dolar biter bitmez hemen 23. seviyeye basacağım. Yani arkadaşlar yaklaşık bir ay boyunca savaşa ben katılamayacağım. Yani kendi köyüme katılamayacağım. Diğer ek hesabıma tabii ki onda aksama olmayacak. Yani kendim katılamasam bile sizde de klan savaşları ve videolarında herhangi bir aksama olmayacak. Şu anda ben size bu savaşı göz çekerken zaten ikinci bir savaşımız da başladı. Şöyle göstereyim. Bu sefer 15 kişilik bir savaş olacak. Bunu da bir sonraki bölümde, klan savaşlarının bir sonraki bölümde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, kendi köyüm biliyorsunuz savunma olarak bir tane şurada hava patlatıcımın 2 gün 16 saat katılıyor, son seviyeye yükseliyor. Başka bir savunma birimim kalmadı. Şu anda kasım ganimetlerle duvar örüyorum. Yeni eklenen biliyorsunuz 25 tane duvar var. Onların çoğunu yani %75'ini neredeyse 9 seviyeye yükselttim. Kalanları da yükseltiyorum yavaş yavaş. İsterseniz Clash of Clans'la ilgili başka bir başlık altında bir seri isterseniz hani şöyle şöyle bir seri olabilir, böyle böyle bir seri olabilir derseniz yorumlarda muhakkak belirtin arkadaşlar. Kafamıza yatarsa birlikte istişare yaparak güzel bir seriye daha başlayabiliriz Clash of Clans'la ilgili ya da herhangi bir mobil oyun ya da normal bir oyunla ilgili. Bu konuda kararı size bırakıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.